dünyanın sahibi yok bir görünse de aslında var. Biz Müslümanlar dünyanın sahibiyiz. Dünya bir imtihan meydanı. Allah-u Teala dünyayı içinde güzellikler, kötülükler, eksiklikler, yanlışlıklar ve harikaliteliklerle birlikte yaratmış. Ama bize düşen hakkı, adaleti, eşitliği savunmak, onun için mücadele etmek. Hiçbir zaman Gazze'yi, Filistin'i, Batı Şeria'yı, Ramallah'ı hiçbir zaman bırakmadık. Her zaman oradan gelen insanlarla birlikte olduk. Çünkü çok bariz bir haksızlık, çok bariz bir yanlışlık vardı. Böyle bir yolda yıllar sonra bugün bu alevlenmiş dönemde yanımızda bir bizim gibi güzel bir kurumu görmek bizi çok mutlu ediyor. GZT güzel bir inisiyatif, yeni bir inisiyatif. Allah nasip ederse dünyaya eşitliği, adaleti daha fazla vurgulayacak bir kurum. Böyle bir vesileyle bir arada gelmiş olmak da Allah'ın bize verdiği bir büyük nimet. Bizim insani yardımdaki çalışmalarımıza destek verdiği için GZT ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kampanyada bulunmak, bu kampanyanın altına imza atacak olmak bizim için çok anlamlı. Çünkü Sayın Başkan'a değindiği gibi aslında Gazze meselesi bir yanıyla insani ama diğer yanıyla da her zaman duyurulması, anlatılması gereken, bilinçlerde uyanması gereken bir mesele. Biz de Gazze'deki meseleyi GZT olarak ilk günden bu yana, özellikle 7 Ekim'den de kat be kat artan saldırılarla 7 Ekim'den de bu yana ekstra bir mesaiyle yaklaşıyoruz. İşlerimizle sürekli istişare halindeydik. Sadece bir olayı, bölgede yaşananları, krizi vermek, sosyal medyada paylaşmak biraz zayıf kalacaktı. Farklı neler yapabiliriz, nasıl inisiyatif alabiliriz diye düşündük. Çünkü sonunda İsrail, kırmızı çizgi diyebileceğimiz belki, hani sivilleri hedef almaya geçti, hastaneleri hedef almaya geçti, ambulansları bulmaya kadar geldi. Orada aslında biraz bizim ambulans kampanyası dikkatimizi çekti, yapabileceğimiz bir şey olduğunu gösterdi. Kısa süre içerisinde gerçekten çok ciddi bağışlar geldi bu güzel kampanyaya. Tabii hüzünle birleştirebileceğimiz bir kampanya diyebiliriz buna. Çünkü hemen herkes negatif etkisi olan ambulans sirenlerini, ambulans imgesini bir anda pozitif bir şekilde yaklaşmaya başladı. Tabii tek bir ambulans, iki ambulans, üç ambulans Gazze için mümkün değil, yeterli değil. Hiçbir şekilde de yeterli olmayacaktır. Ancak burada istediğimiz şey bu eksikliğe biraz dikkat çekmek oldu. Bu kapsamda kısa süre içerisinde 5 milyona yakın bağış toplamamız bizim için önemli oldu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Böyle bir şeyde arkadaşlar. Zor olsa da Gazze'ye girmek, Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün. Bu Mısır hükümeti, uluslararası gözlemciler eşliğinde Refah kapısından mümkün şu anda. Refah bölümünde her zaman çok düzenli olmasa da çatışmaların durumuna göre veya hükümetlerin kendi izinlerine göre yardımlar ulaştırılabiliyor. Binlerce kamyonluk yardımlar ulaşıyor. Bazen hiç gönderilemiyor günlerce. Dünyanın her yerinden duyarlı insanlar Gazze'ye insani yardımlar göndermeye çalışıyorlar. Hükümetler göndermeye çalışıyor. Bu hem tıbbi malzemelerin hem ambulansların ve gıda ihtiyaç malzemesi gibi malzemelerin geçişi karşılıklı olarak hem İsrail hükümeti hem Mısır hükümetinin karşılıklı yaptığı çalışmalarla birlikte bir süreç ve takvimle. Fakat bazen bazı çatışmalar da bunu engelliyor. Zannediyorum bugünlerde Sina'ya geçecek önce. Sina'ya geçtikten sonra da Refah'a doğru yaklaşacak. Oradan ne zaman mümkün olur artık onu biz de bilemiyoruz. Albayrak Medya Grubu'nun dijital medya markası GZT olarak 7 Ekim'den bu yana Gazze için yoğun habercilik yapıyoruz. Haberciliğimiz sadece Türkiye'de değil, 13 farklı dilde, uluslararası alanda da sürdürme gayretindeyiz. Bu kapsamda İsrail'in sosyal medya cephesine taşıdığı savaşı biz de bir şekilde karşı bir tezle ciddi bir şekilde haberciliğini sürdürüyorduk ama bir süre sonra bunun yetmediğini gördük. Çünkü sahadan gelen görüntüler insani açısından, gazeteciliğin ötesinde insani açısından da etkileyici görüntülerdi. Biz de bunun için bir inisiyatif alalım dedik ve de arayışa girdik. Yeni fikir arayışına girdik. Bizim temel mottomuz aslında herkesin aklına gelen o
temel hastane saldırısı, yanan hastane görüntüleri, hastaların hayatını kaybettiği, tedavi bekleyen hastanın hayatını kaybettiği saldırıdan sonra biraz bu fikir ortaya çıktı. Ambulans bizim için sembolik bir anlam taşıyacaktı. Bir medya grubunun sahada bir ambulansa ihtiyaç olduğunu söylemesi dahi bir anlamda çok önemli bir dayanağı da gösteriyor bizlere. Bu kapsamda kampanyaya başladık. Bu kadarını beklemiyorduk. Kısa sürede, 9 gün gibi kısa bir sürede 1,5 ambulans kadar bir bağış topladık. Kalanını da Albayrak Medya Grubu tamamladı ve 2 ambulansı önümüzdeki hafta Mısır üzerinden Filistin'e hizmet vermesi için gönderiyor.